Tekstil telefi geri dönüşümünde uzmanlaşan Akın Tekstil 1980'lere dayanan tecrübesini Aksaray'da fabrika yatırımıyla taçlandırıyor. Firma sahibi Ünal Akın hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlıyoruz diyor. Doğduğu topraklarda doyanlardan Ünal Akın, geri dönüşümün bu denli konuşulmadığı dönemlerde İstanbul'da 1986'da başlıyor tekstil telefi alım satımına. Zaman içinde işin kapsamını genişletiyor ve 2014 yılı sonunda yeni bir yatırımla Aksaray OSB'de tekstil telefi geri dönüşüm tesisi kuruyor. Akın Tekstil olarak zaten ana işimiz bizim geri dönüşüm. Yani geri dönüşüm derken biz tekstil üzerine geri dönüşüm, tekstil işte... kumaş atıklarını hani bildiğimiz konfeksiyondaki bütün atıkları topluyoruz ve bunların içinden değerlendiriyoruz. Memleketimize bir yatırım olması amacıyla organize sanayinin 98 yılında yeni bir faaliyetlere girdiğini düşünerek ileri dönemlerde yatırım yapabilme adına buradan bir arsa alarak yatırım yapmaya ilk adımı atmış olduk. Aylık 500 ton tekstil telefi İstanbul'da toplandıktan sonra Aksaray'da aylık 800 bin ton atık işleme kapasitesine sahip tesise getiriliyor. Malzemenin işlenmesi sırasında oluşabilecek tozlar havalandırma sistemiyle emiliyor. İstanbul'da neticede balyaladığımız malzemelerimizi tabii nakliye usulüyle Aksaray'a getiriyoruz. Aksaray'da buradan işlem olarak gelen malzemeleri ufak ufak kesiyoruz. Belli ölçülerde makinalarımızın ölçüleri var. Hani elyaf oranına göre küçülterek kesiyoruz. Kestikten sonra depomuza sevk ediyoruz. Depomuzdan daha sonra makinamızın ihtiyacına göre hava sirkülasyonuyla fanlarla makinamızın ambarına veriyoruz. Makine ambarımızda isteğine göre malzemeyi alıp 6 safhadan yani 6 tane makineden geçirerek ham madde olarak yani kumaş kırpıntısı olarak vermiş olduğumuz ham maddeyi 6 safhadan sonra pamuk elyafa çevirerek balyalama sistemine tekrar balyalayarak ürünü alıyoruz. İşlenen ikincil malzeme özellikle otomotiv ve mobilya sektöründe değerlendiriliyor. Elyafa çevirdiğimiz zaman bu ağırlıklı Kayseri civarında bu kanepe, yatak gibi, otomotiv sektörü gibi bu sektörlerde aşağı yukarı yani Türkiye çapında nereden bakarsanız aylık 5000-6000 ton gibi böyle bir keçe üretilip satılacak bir pazar var. Ağırlıklı olarak günlük malzemelerin ihracatını da yaptıklarını söyleyen Ünal Akın, bir sonraki adımda keçe ve iplik üretebileceklerini dile getiriyor. Geri dönüşüm sektörüne hizmet eden herkese teşekkürü borç biliyor. Sektörümüzde bize destek olan, hani bize bizim aynı sektörümüzde bu işe hizmet eden arkadaşların hepsine devlet adına teşekkür ediyorum. Kendi adıma da.